Herkese merhaba, Yürek Avre'desiniz. Bugün bir kutu açılım videosu yapacağız. Ne kutusu? Divum'dan gelen bu müzik çaların kutusunu açacağız. Bakalım içine nasıl bir müzik çalar çıkacak bilmiyorum, duydunuz mu? Ama şu an Türkiye'ye yeni yeni geldi. Ben de yeni kullanmayı daha tam öğrenmedim bile. Ama hani sizle beraber bakmak istedim daha detaylı bir şekilde. Böyle bir poşeti var. Daha sonradan şöyle tatlı bir kap ile karşımıza geliyor. Bana bu rengini göndermişler. Tabii ki bir sürü seçeneği var renk olarak. Hemen sizlere göstereyim. Bakın. Burada mesela siyahı var. Pembe. Beyaz. Bendeki mavi, bebe mavisi, yeşil, kırmızı. Bir sürü renk seçeneği var. Bana bunu uygun görmüşler herhalde. Kanalıma baktılar ve herhalde en çok bu tonları sevdiğim için bunu gönderdiler ki çok mutlu oldum. Buraya böyle basıyoruz ve kapağı açılıyor. Çok korunaklı bir kapağı var. Yatağından çıkarıyoruz. Böyle bir görüntüye sahip. Şöyle hoparlörü bu tarafta. Şuradan açma kapama düğmesi var. Buna uzun bir şekilde basıyoruz. Ve açılıyor. Buradan USB ile şarj edebiliyorsun. İstersen micro SD kartıyla da müzikleri dinleyebilirsin. Açılışta ilk önce saati gösteriyor. Bu Divum'un D2 serisi. Böyle bilgisayar şeklinde. Bunun televizyon şekilleri de var. O da çok güzel. Ben en çok bunu beğenmiştim. Peki nasıl müzik çalıyoruz? Hemen telefonumuzla Bluetooth'u açıyoruz. Bluetooth'u açtım. Ve bu Bluetooth bağlandığını gösteriyor. Çünkü buradan D2'ye basmıştım daha önceden. Şu anda bağlandık. Peki ne açalım? Herhangi bir müzik açamayacağım şu an bas kontrolünü yapabilmeniz için. Çünkü telif yerim. Dolayısıyla kendi videomu açıyorum. Açacağım. Şu an son seste. Herkese merhaba, ben Yürek Avre. Bugün ta nerelerden gelen? İngiltere'den. Ne gösteriyor? İngiltere'den gelen. İsterseniz böyle saatte gösterebilirsiniz. İsterseniz burada güneş şeklinde bir işaret var. Pembe, mavi, lila ve kırmızı. Durdurdum şu an. İsterseniz güneş şeklinde bir işaret var. Ona basarsanız farklı görüntüler de meydana geliyor. Ve sanırım en sevdiğim özelliği bu. Çünkü Divum'un kendi app'ini indirirseniz burada istediğiniz şekli yükleyebiliyorsunuz. Buna bayıldım. İsterseniz kedi şekli, isterseniz isminizi yazabilirsiniz. Yani kendinize özel bir resim, piksel resmi yapıp koyabilirsiniz. Ya da insanların daha önce yapmış olduğu bu tarz güzel animasyonlar var. Onları koyabilirsiniz. Ben mesela bunu indirdim. Bunu çok beğendim. Sonra bakıyorum. Şunu çok beğenmiştim. Bunlar böyle şu an hareketsiz gözüküyor. Ama videoyu açtığımda istedim. Hareket edelim. Başlıktan anlayacağınız gibi ne renge boyayacağımı biliyorsunuz. Kırmızı. Hayatımda en son boyayacağım renk olduğunu düşünüyorum. Bu tuşa basarak da videoyu veya müziği durdurabiliyorsunuz. Onun dışında mesela Spotify'dan falan müzik çalarsanız burada müziğin ismi geçiyor. Sadece bu özelliklerim var. Hayır. Bu poşetin üstünde bilgilendirme bu arada ay konuşamadım. Bilgilendirme broşürü yoktu. Poşetin üstünde ne tarz uygulamaları olduğu yazıyor. Çok şaşırdım. 8 saat mesela full çalışarak pil ömrü yetiyormuş. Onun dışında kendin pikselden resim yapabiliyorsun burada. Ondan sonra normal radyo dinleyebiliyorsun. Sonra mesela bu tarafa bakıyorum. Alarm kurabiliyorsun, saati görebiliyorsun. Sosyal medyadaki haberleri alabiliyormuşsun. DJ Mixer var. Bu çok 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 iyi bir şey değil mi ya? Yani daha önce yapmadım ama çok zevkli olacağını düşünüyorum. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Şöyle Divum'un bu app'ini indiriyorsun. Bunu indirdikten sonra giriş yapıyorsun, kaydoluyorsun. Ha bakın mesela millet burada bir sürü animasyon yapmış. Burada beğendiğiniz herhangi bir tanesini indirdiğiniz zaman zaten buraya geçiyor direkt.
Ondan sonra beğendiğinizi indirip böyle bakabilirsiniz. Ya da bu şu an mesela benim kendi hesabım. Burada mesela tasarım diyor. Tasarıma basıyorum. Şöyle. İstediğiniz şeyi çizip yine buraya aktarabiliyorsunuz. Ana sayfasında burada mesela tasarım, animasyon, oyun yazıyor. Demek ki oyuna basıyoruz. Ne tarz oyunlar? Burada bir sürü çeşit üstte oyun var mesela. Yine bunu aktarabiliyorsun ve burada normal Atari gibi oynayabiliyorsun. Çünkü Atari gibi tuşları var şurada. Aynen bu şekil. Ondan sonra işte sesi buradan yükseltip indirebiliyorsun. Ana sayfadan miksere basınca işte böyle bir DJ mikser çıkıyor. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Buradan böyle ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bası yükseltebiliyorsunuz. Yani ne bileyim, çok güzel bir şey bence. Burada mesela org var. İşte zil var, keman var. Çeşit çeşit seslerle değişiklik yapabiliyorsunuz. Mesela bakalım. İyiymiş. Peki başka bir şey çalalım. Güzel. Oo, bateri mi? Bu da iyiymiş. Bu ziller. Çok iyi. İlk defa deniyorum şu an sizle. Ben şok yani. Violin galiba bu. Bir dakika basacağım. Güzelmiş. Saz bile mi var ya? Bir dakika. Bu da normal gitar. Peki. Aa, devam ediyor. Bunlar var. Çeşit. Flüt. En son bunlar. Değiştirdim. Yani bir sürü tarzda sesler dinleyip çalabiliyorsunuz veya bunların hepsini tek tek bir araya getirip bana mesaj geldi. Bir araya getirip kendi bestenizi oluşturabiliyorsunuz ve burada çalabiliyorsunuz. Bence en eğlencelisi bu. Veya kendi sesinizi kaydedip de buraya gösterebilirsiniz. Onun dışında işte burada uygulama olarak sesli mesaj, müzik, mikser, piksel yapıcı, animasyon, tasarım yapıcı, alarm, planlayıcı, kutlamalar, sohbet mi? Sohbet diyor. Sohbet, oyun, kronometre, geri sayım, gürültü ölçer varmış, mükemmel. Puan tablosu, diyelim bir oyun oynuyorsunuz, süper. Bildirim, hava durumu var. Tüm özellikleri bu şekilde, çok fazla bir özelliği var. Yani normal bir hoparlörden çok daha fazla özellik var. En çok neyi kullanacağım derseniz tabii ki de müzik ve o deminki olay yani. Onun dışında hani oyun oynar mıyım falan bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Şimdi birazcık yakınlaşalım ve yakından ayarlarını size göstermek istiyorum. Şu an mesela bu animasyon oynuyor. Şuradan manuel ayara basıyoruz. Burada oyunlar var. Oyuna girmek için basıyorsun. Sonra işte oyun çeşitlerine bakıyorsun. İşte diyorsun ki mesela bunu oynayacağım. O zaman tıklıyoruz. Ve oyun başlıyor. Tamam, başlayalım. Şu an oyunu görmeden oynayabileceğim inşallah. Ne yapıyoruz? Start diyor. İnanın bu ne oyunu bilmiyorum. Ama siz anladınız, böyle bir sürü oyun var. Sonra bir tane sağa gidiyorum. Tekrar giriyorum bunun içine. Burada da şey yapabiliyorsun. Bunda da piksellerle resim yapıyorsun. Nasıl? Burada mesela bir fil var. Rengi uyguluyorsun. Mesela şu an pembe oldu. İşte aşağıyı boyarsan veya burayı boyarsan. Böyle bu şekilde boyama da yapabiliyorsunuz. Çıkıyorum buradan gene. Oyunu geçtim. Sanatı geçtim. Bu ayarlar, bu saat, müzik, onun dışında başa döndü. İşte tüm ayarları da bu şekilde hepsini size gösterdim. Başka göstereceğim bir şey var mı? İster müzik çalın, ister çalmayın. Dediğim gibi şu görüntü kısmından buraya basıp, güneşe basarak
İsterseniz saati görebilirsiniz. İsterseniz bu ekrana indirdiğiniz herhangi bir animasyonu veya görüntü görebilirsiniz. Eğer hareket etmiyorsa bilin ki şarkı çaldığınızda hareket edecek. Ben çok 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 beğendim. O zaman kapalım. Kapayalım. Bir de böyle tatlı bir ses çıkarıyor. Onun dışında bavulu da çok iyi değil mi ya? Neyse, eğer bundan satın almak isterseniz diye aşağıya linkini bırakıyorum. Bende yurt dışı linki var ama Türkiye'den de rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz resmi siteleri var. Evet, bu videoda Divum D2 serisini sizlerle birlikte paketini açtık ve nasıl bir şey olduğunu gördük. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Benle kalın. Sağlıkla kalın.